Zereli Şube Başkanı. Evet. O da Kahramanmaraş'ta. Onunla bir canlı bağlantı yapacağımızı söylemiştik. Şimdi Kürşat arkadaşımıza bağlanacağız. Onlar da Kızılay olarak biliyorsunuz depremin ilk yaşandığı saatlerden itibaren çok Ereğli'de. Çaba gösteriyorlar. Gerçekten büyük bir çaba gösterdiler. Ereğli'den şu ana kadar Ereğli her zaman yani Türkiye'nin neresinde olursa olsun yakın uzak demeden bu tür doğal afetlerde her zaman yardımcı olmuştur. Ereğli Kızılay'da çok güzel çalıştı bu süreçte. Hatta Ereğli'nin tamamı seferber oldu. Ya bütün Türkiye, herkes seferber oldu bu depremde. Evet değerli izleyenler, şu anda Kızılay KEDEZ Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız hattımızda. Kendisi Kahramanmaraş'ta, Kahramanmaraş'tan yayınımıza katılıyor. Son durumu, oradaki durumu da kendisinden dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk beyefendi. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet Kürşat, şu an Kahramanmaraş'tasın bildiğimiz kadarıyla. Nedir oradaki durum? Kahraman, sen birebir şahit oldun, gezdin, iki gündür de oradasın bildiğim kadarıyla. Vedat Bey, öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Tüm ülkemizin başı sağ olsun öncelikle. Sesiniz kesik kesik geliyor bazen. Onu baştan söyleyeyim. Yayında normal mi sesiniz? Tamam. Yayında normal sesimiz. Hattan kaynaklı olabilir Kürşat Bey. Bizim olduğumuz bölgede de bazen haber gelip gidiyor. O yüzden dolayı kusura bakmayın. Karadeniz Ereğli Türk Kızılay afetinin ilk gününden beri sahadayız. Öncelikle ilk önce Karadeniz Ereğli'de topladığımız bağışçılarımızın verdiği desteklerle beraber 6 tır olarak yola çıktık. 2 tanesi Gaziantep, 4 tanesi Kahramanmaraş'a geldi. Buraya organize ettik. Bölge müdürlüğümüz tarafından görevlendirildik burada. Üzücü bir ortam var tabii. Ülkede belki 100 yılın en büyük afetini yaşıyoruz. Bölgemizde gerçekten büyük sıkıntılar var. Bu sıkıntıların yanında bugün yine birkaç yerden sevindirici haberler aldık. Ve yeni aldık hatta bu haberlerin bir tanesini. Canlı göçük altından hala vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son hızda iki arkadaşımızı kurtarmışlar. Çok şükür sağ salim çıkmış. Altından bunca bu kadar saat geçmesinden sonra. Kaç gün oldu, kaç saat oldu ben de artık zaman kavramı da kalmadı. Yoğunluktan dolayı çünkü 3-4 günden beri ayakkabılarımızı hiç çıkartmadık. Uykusuz günler var ama milletimizin yanında olma uğruna Türk Kızılay olarak görev yapmaya çalışıyoruz. Kaç kişilik ekiple gittiniz oraya? Neler yapıyorsunuz şu anda Maraş'ta? Vedat Bey, bizde depremin ilk günü hemen kendi personelimizi Kahramanmaraş'ta görevlendirdik. İkram aracımızla beraber yola çıktık. Zonguldak'ın ikram aracıyla beraber. Biz de kendimiz yaklaşık burada şu anda bir 10 araç 50 kişi olarak burada görev yapıyoruz. Gönüllülerimizle beraber, Ereğli'deki arkadaşlarımızla beraber görev yapıyoruz. Aynı zamanda bir ekibimizde 50 kişilikten belki fazladır. Tam sayıları hatırlayamıyorum müdürüm. Hatay bölgesinde görev yapıyor. Oradaki arkadaşlarımıza yardımcı oluyorlar. Bölge şu anda tek bölgede olmadığı için 10 bölgede birden var bu olay. O yüzden elimizden geldiği kadar Ereğli Kızılay Şubesi olarak destek vermeye çalışıyoruz. Ulusal kanallardan ve sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla yardımların ulaşamadığı noktalar olduğu söyleniyordu. Bir koordinasyonsuzluk olduğu söyleniyordu. Şu an nasıl, bugün nasıl durum? Siz sahadasınız orada. Şimdi koordinasyonsuzluk diye bir şey yok da Vedat Bey, şöyle bir durum var şimdi. Kahramanmaraş'ın aşağı yukarı nüfusu tamamının ilçelerle beraber 1,5 milyonu aşkın bir nüfus. Ereğli'nin 100 katı büyüklüğündeki, tahmin ediyorum belki de daha fazladır yani. Belki de daha fazla bir havza var burada, havza şey var. Bir de kış ayındayız, köylerde burada kar var yani. Şehir merkezinde kar olmamasına rağmen köy kısımlarında ulaşımda sıkıntı yaşıyoruz. Aynı zamanda depremden dolayı yollarda büyük bir sıkıntılar var. Aynı zamanda şöyle bir sıkıntı var.
bizim Türk halkımız, vatandaşımız duyarlılığı ama bir o kadar da ne diyeyim yani bilinçsiz hareket ediyorlar. Bütün uyarıları dikkate almadan bireysel araçlarıyla yardım etme uğruna bir taksi adam işte 5-10 koli kumanya atmış. İşte buraya gelip 5 kişi 10 kişi aileye yardım etmek için kumanya dağıtıyor ama dağıtırken bu iyiliği yapmak isterken de asli görevi olan AFAD, Sıdaş gibi kurumların hareket alanı kısıtlıyor. Örneğin burada bir mesela köy var, 17 kilometre yazıyor, bakıyoruz daha yardım yap. 17 kilometrelik köye ne kadar sürede gidebilirsiniz? 10 dakika, 15 dakika, hadi bilemedin yarım saate gider gidersiniz yani. Biz 2 saatten önce yere ulaşamıyoruz. Müthiş bir trafik yoğunluğu var. Bir kaos ortamı doğuyor bundan dolayı yani trafikten ulaşabilecek yerlere ulaşamıyoruz ama devletimizin tüm organları şu anda sahada askerimiz olsun, polisimiz olsun, AFAD'çılar olsun yani tüm kurumları tek yükün tek birlik olmuş koordineli bir şekilde çalışıyor. Bu yönde hizmet vermeye çalışıyoruz. Kürşat Bey, yeri gelmişken şunu da sormak istiyorum. Siz depremden aylar önce hatta Kızılay'ın açılışı sırasında yaptığınız bir konuşma sırasında Ereğli'de bir arama kurtarma ekibi kurmak istediğinizi söylemiştiniz. Bundan yaklaşık 1-1,5 ay önce de Kızılay Genel Merkezi'nin buna izin verdiğini ifade ettiniz ve çalışmalara başlamıştınız. Ancak son yaptığınız basın açıklamasında da belirttiğiniz gibi bazı kurumlardan cevap gelmediğini, talep etmenize rağmen cevap gelmediğini ifade ettiniz. Şöyle de bir parantez açayım burada. Bizim bölgemiz madenci bölgesi. Bugün hem çalışan kadar emekli olmuş madencilerimiz de bu tahliye ekipleri dediğimiz bugün depremde gerçekten müthiş başarılar elde ediyorlar. 3500 sadece çalışan madenci. Onun dışında ben en az da eminim 3000 kadar da emekli olmuş madenci de orada çalışıyordur. Neden kuramadınız bunu? Hızlı hareket edemediniz? Böyle anlatsam kusura bakmayın, duygulanıyorum da yani. Bundan bir hafta önce bir radyo programına katıldım. Katıldığımda dedim ki o zaman ben açık ve net söyleyeyim. Erdemir Genel Müdürlüğü, Erdemir buradaki şubesine yazı yazdık. Robotere, Türkiye'de ilk Kızılay olarak arama kurtarma ekibimiz Karadeniz Ereğli'de kurma yetkisi aldık. Ve bununla ilgili aynı bağış istedik. İşte arama kurtarmada kullanılabilecek bağış istedik. Bu bağışı isterken de Türk milleti adına ve deprem göçük altından çıkabilecek bir vatandaşın, canlı vatandaşın adıyla istedim bu talebi. Bu talebimin ne kadar doğru, ne kadar haklı olduğu bugün ortaya çıktı. Biz bu işte çok geç kaldık. Yani bu tarz operasyonları çok bir an önce kurulması lazım diye ben her yerde, her platformda söylüyorum. Yani biz atıyorum geç kalmayıp bu ekibi kursaydık, burada 5 tane can kurtarsaydık, 5 tane ya, bir tane beyazı, bir tane değil, çok abartmayayım yani. Bu canın bedelini parayla ölçme şansımız var mı? Mümkün değil. Yani bu bedeli, canın bedeli yani, ben burada çok üzülüyorum, gerçekten çok üzülüyorum ya. Tabii biz burada... Yani insanlar milyon dolar para kazanıyorlar yani. En üzücüsü ne biliyor musun Berat Bey? Yani benim yazdığım yazıya cevap vermiyorlar. Diyorlar ki bakıyoruz, genel müdürlüğe gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Ya ben kendi şahsım adına, ticaretim adına hiçbir şey istemedim. Ne istedim? Arama kurtarmayla ilgili ekipman istedim. Nakdi para da istemedim yani. Ne olacak? Biz bugün olsaydı, biz burada insanları duygusal anlar yaşıyoruz. Bir de bu onun üstüne geldiği zaman daha da duygulu oluyoruz. Bunlar parayla ölçüleyen işler değil. Ereğli'nin havasını kirletip, Ereğli'nin şeyini yapıp, Ereğli bedelini insanlar, yani Türk milletine bunu vermek zorundalar. Bunlar parayla ölçülecek işler değil. Buradaki benim çocuğum da olabilirdi, senin çocuğun da olabilirdi. O parayı vermeyen, imza atmayan insanın çocuğu da olabilirdi. Bu herkesin başına gelebilir. Katıldığım radyo programında bu kelimeleri aynen bu şekilde söyledim. Ve söylerken kendim de siyasetçiyim, siyasete uğraşıyorum yani bir şekilde. Dedim ki hiçbir şekilde de aracı koymadım bu işe. Hiçbir siyasetçi yaratmadım, hiçbir kimse yaratmadım. Niye yaratmadım? Türk milleti adına veya bir depremzede adına istediğim bir şeye benim aracı koymama gerek yok. İnsanlar buna duyarlı olup duyarlı bir şekilde hareket etmesi lazım diye düşünüyorum. Evet. Yani söylediklerinizde gerçekten çok haklısınız. Bizler de hak veriyoruz. Yani bugün orada yapılacak çalışmanın, o gidecek
5 kişilik diyelim, 5 kişilik bir ekibin bile parayla ölçülebilecek kesinlikle bir kısmı yok, bir tarafı yok. Maalesef bu yaşandı. İnşallah bundan ders alınmıştır diyelim. Ders alınmıştır. Ben bundan sonrası için çok daha büyük bir ekip kurulabileceğini onlar düşünüyorum. Normalde, özür dilerim Vedat Bey, normalde bunlar bugün konuşulacak işler değil aslında, evet, da evet. Yani inanın duygusallıktan, inanın çaresiz şeylikten konuşuyorum. İnsanların buradaki yeme, içme, ısınma bir şekilde hallolur ama orada giden canın ne dönüşü yok Vedat Bey. İnanın ki yani bu insanlar burada babası göçük altında, çocuğu göçük altında, annesi göçük altında, feryatları yürek yakıyor. Gerçekten yürek yakıyor. Evet, Kürşat Bey, inşallah bu arama kurtarma ekibini ben sizin Ereğli'de, Erdemir olmasa da, onlar yardım etmese de kuracağınıza, yani bu ekibi kesinlikle kuracağınızı düşünüyorum. Başarılı bir ekip de kurulacaktır. Muhakkak bizim hedefimiz o. Biz bir Erdemir'e bağlı değiliz. Yani Erdemir'den evet. Uzak, yani güvenerek bu yollara çıkmadık zaten. Ama sonuçta oraya Ereğli'nin güzüğü de şimdi kimisin? Sıralamada kaçıncı sırada olan bir şirketine bu talebi yapmak kadar doğal bir şey yok. Nerelere talepler yapıyorlar, nerelere hurdalar yolluyorlar, nereye yoruflar veriyorlar. Bunlar herkes kamuoyunda biliyor, şeyle biliyor yani. Ereğli'de olan şeyi bunu söylemek kadar doğal bir şey var mı? Yok. Yani bu, yani sonuçta ticari olarak dedim, hiçbir ticari bağı Erdemir'le alakalı olmadığı için yani çorbacıyım ben, çorba satarım ya. Yani ben orada bir art diye bir ikinci planım, bir üçüncü planım yok yani. Ve bu parayı nakdi de istemedim. Aynı olarak istediğim için gönlüm rahat. Bu zamanda konuşulacak işler değil. Bu şeyi en az hasarla atlatarak, bunlardan ders çıkararak, yakıtlı da şeyde de hatta yine o katıldığım radyo programında dedim ki insanlar evlerindeki eşyalarını sabitlesinler. Herkesten rica ediyorum diye bu tarz şeyler de yaptırdım. Hatta Ereğli Kızılay Şubesi'ne gidince bakma belki fırsatı olur. Vedat Bey özellikle git bunun bir fotoğrafını da çek. Senden onu da isterim. Bizim 7, 8, 9 Ağustos'ta planlamış olduğumuz Ereğli İlçe Milletim Müdürlüğü'nde planlamış olduğumuz afet bilinçlendirme eğitim seminerlerimiz vardı. Okullarda afet bilinçlendirme eğitim seminerleri verecektik. Yani insanlar afette neler yapabileceklerini, deprem sırasında, sel sırasında neler yapabilmesi gerektiğiyle ilgili eğitimler vermeye başlayacak okullarımıza ama nasip olmadı. Ama inşallah bundan sonraki süreçte hep beraber vereceğiz inşallah. Kürşat Bey, orada yoğunsunuzdur. Çok vaktinizi de almak istemiyoruz ama. Şu anda orada evet, ne tür çalışmalar yapacaksınız? Evet, bundan sonra ne gibi çalışmalar yapacaksınız orada? Ne yapacaksınız Kızılay olarak orada? Bir de neye ihtiyaç var? Yani şu an halen insanlar yardım etmek istiyor. Siz sahadasınız, eksikleri daha iyi görüyorsunuz orada. Daha çok neye ihtiyaç var şu anda? Vedat Bey, ihtiyaç noktasında şu anda burada görülen hiçbir şey yok. Burada sadece bizlere düşen bir şey var. Şimdi şöyle anlatayım sizlere. Buradaki süreç uzun sürecek. 2 ay, 3 ay, 4 hava şartları kötü. Evleri yıkılan insanlar var. Ağır hasarlı olan insanlar var. Evlerine girmeye şeyler yok. Yani buradaki sürecin uzun süreceğini düşünüyorum şahsen ben. Şimdi bizim Türk halkımız bu konuda çok duyarlı olduğu için Allah hepsinden 100.000 kere razı olsun herkesten. Ereğli'deki arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Müthiş güzel bağışlar, çok işleyenler yapıyorlar. Bir öncelikle buraya ikinci el tekstil eşya yollamaya çalışıyorlar. Burada şu anda insanların barınma, beslenme problemi varken üzerindeki kıyafeti düşünmüyor. Veya ailesi, akrabası, göçük altındayken herhangi bir şey düşünmüyor. Daha acı bakkallar var. Stolette ayakkabıya da rast geldim ben burada. Çok kötü kirlenmiş, küplenmiş bir şeyle battaniyeye de denk geldim. Yani deprem zedelerimize, buradaki vatandaşlarımıza bunlar layık, bunlar layık olmamalı. Bunlar layık görülmemeli. Bir de ihtiyaç fazlası eşya yollanıyor. Çeşitli kurumumuzlara iletişim geçmeden, AFAD, Kızılay gibi kurumlarımıza iletişim geçmeden atıyorum Ereğli'den 100.000 ekmek, 10.000 ekmek yolluyorlar bölgeye ama bölgede ne dağıtılacak şey var. Ereğli yollamış, Akçakoca yollamış, Düzce yollamış, Samsun yollamış, Kastamonu yollamış, Rize yollamış. Her yerden aynı ekmek gelmiş. Burada bir anda nüfusun 10 katı, 100 katı ekmek var yani ve bu ekmek her gün geliyor. Bu sefer de gelen ekmeği dağıtma şansı yok. Burada insanların yeme şansı yok. Ama 10 gün sonra buna bir daha ihtiyaç olacak. Yani bir planlama dahilinde giderlerse bununla ilgili de bağış yapacakların Kızılay, AFAD gibi kurumlara
giderek yapmalarını istirham ediyorum yani. Özellikle kendi kapılarını oradan tırlar yollamasınlar. Belki burada 1000 tane tır sıra bekliyor. Depolarda boşaltmak için içinde ikinci el tekstil kıyafetinden tutun. Yani akla gelmeyecek başka şeyler de geliyor. Yani ama bunların ne boşaltma şansı var ne dağıtma şansı var insanların. Biz kendimiz Ereğli'de tırı yüklerken yaklaşık 1000 kişiyle yükledik ama burada 2 kişi 3 kişi indiriyor tırı bölgede. Yani depolarda paletlerle vesaire 3 kişi indiriyor. Bir de kıyafetleri ayıştırma, onları bedenleme, onlara herhangi bir şey yapma şansımız yok. Bir de ikinci el kıyafetin gerçekten bir hükmü yok burada yani. Çünkü bu insanlar ona ikinci el kıyafete layık değiller. Şu anda onlar en iyisine layıklar yani. Evet. Kürşat Bey çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sizlere başarılar diliyoruz orada. Allah kolaylık versin hepinize, tüm ekiplere. Polisimize, askerimize, AFAD'ımıza, Kızılay'ımıza, sivil vatandaşlarımıza. Orada yardım eden kim varsa, depremzedelerimize Allah yardımcılar olsun. Sizlerin de Allah yardımcısı olsun. Kolaylıklar diliyoruz size. Yani bizim bugün kendi cenazemiz de vardı. Göçük altında iki biraderimin baldızı Hatay'da göçük altında kaldı. O da yarın herhalde cenazesi kalkacak. Yani ona bile gelemiyoruz. Kendi acımızı da artık bir kenara basıp yüreklere basıyoruz. İnsanların burada büyük acıları var. Ereğli halkına gerçekten çok teşekkür ederim. Türk Kızılay'a vermiş oldukları güveni, Ereğli Şubesi'ne vermiş oldukları güveni, yaptıkları bağışlarla hem aynı bağışlarda hem nakli bağışlarla gösterdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonra bağış yapmak isteyenlerin de Türk Kızılay hesaplarına nakli olarak bağış yapmalarını bir planlama dahilinde buradaki insanlara biz sürekli alımlar yapıyoruz parça parça. Yapmalarını rica ediyorum. Bir özel ricayla bugün büyük bir bağış yapan TATMETEL'e yönetim kurulu üyelerine, Akın abiye hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ereğli'de gerçekten bugün Ereğli'de hatır sayılır bir Ereğli Kızılay Şubesi'ne bağış yaptılar. Hep teşekkür ediyorum onlara. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. İyi. Kolaylıklar. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Evet, Maraş'taki son durumu ve tabii ki deprem bölgelerindeki son durumu Karadeniz Ereğli Kızılay Şube Başkanı Kürşat Yağız'dan aldık. Hepimiz çok üzülüyoruz, derinden yaralıyız ülke olarak. Söyleyecek bir söz bulamıyoruz ama yardım yapmak isteyenler için Sayın Yağız'ın da söylediği gibi lütfen nakdi yardımlarınızı güvenilir Kızılay gibi, AFAD gibi kurumlara yapmanızı ve bilinçsiz bir şekilde yardım yapmamanızı tavsiye ediyoruz. Buradan da bir uyarıda bulunmuş olalım. Özellikle benim dikkatimi çeken, bunu ulusal televizyonlarda da çok sık görüntülere denk geliyorum, sosyal medyada da bireysel yardıma gidenlerin arkasındaki iş makineleri dahil daha elzem olan, örneğin jeneratördür, projektördür gibi, neler söylersiniz isterseniz o kısmı? Hepimiz görüyoruz lazım. İşte medyadan. Dediğiniz gibi bireysel yardımlardan dolayı asıl ihtiyaçların ulaşmadığını hepimiz izliyoruz yani. Kilometrelerce bugün işte bizim oda temsilcilerimiz de şimdi bölgedeler. Hı. Hani bazı incelemelerde binalarla ilgili, hasarlı binaların tespitiyle ilgili çalışmaları, hatta biz gruplarımız var, odanın genel merkezin grupları var. Oradan sürekli bize de böyle fotoğraflar, videolar geliyor. Yani kilometrelerce dediğiniz gibi kuyruklar, kimse bir yerden başka bir yere, işte Kürşat arkadaşımız da söyledi, başkanımız, yani asıl hani ulaşması gereken insanlar ulaşamıyor. Tabii biz hani toplum olarak seviyoruz yani. Bütün herkese de tabii ben de teşekkür ederim buradan. Bütün Türk halkı çok duyarlıyız aslında bu konularda ama yani tabii bunun bir koordinasyon dahilinde böyle işte kurumlar aracılığıyla yapılması işte amacına daha uygun olacak gibi görünüyor yani hepimiz. Yani bu kötülükten başka bir şey değil. Şu an hepimiz kalkıp oraya gitmek istiyoruz. İyilik yapmak isterken aslında oradaki insanların yani mağduriyet... Biz de kalkıp gidelim diyoruz ama yani... Yani mağduriyetin artmasına sebep oluyor. Belki orada 10 tır giyecek gideceğine veya 10 tır yiyecek gideceğine 2 tane Hilti, 2 tane jeneratör gitse orada daha fazla faydası olacak. O 10 tırdan daha fazla faydası olacak. Bunlara da kesinlikle dikkat etmek lazım. Bireysel, tamam biz Türk toplumu bu tür şeylerde hemen canla başla ortaya atılıyoruz, yardım yapmak istiyoruz, ulaştırmak istiyoruz yerine ama bu sefer de koordinasyonsuzluktan
bu tür asıl mağduriyetler yaşatıyoruz oradaki insanlara. Buradan da tekrar söylerim, bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması için kesinlikle resmi kurumlarla, burada kaymakamlığımız var, koordinasyon sağlıyorlar burada, Zonguldak Valiliği, AFAD, Kızılay, yani bunlarla, bu resmi kurumlarla görüşmeden, oradan talep etmeden kesinlikle buradan oraya gidip orada boşu boşuna kalabalık yapmamak lazım diye uyaralım vatandaşlarımızı. Aynen. Yani Kürşat Bey konuştuktan sonra da daha da konuşmak istemiyorum ama gerçekten çok üzücü. Biz yayınımıza, yani o Erdemir'i söyledi ama diğer kurumlarla alakalı konuşulacak çok şey var ama ben bugün yeri değil, keşke yani polemiğe, siyasi şeyde, işimiz şey değil, polemik değil, yani acımız var. Bunları konuşacağız ama yani önümüzdeki şu acımızı bir hissedelim, şu enkazı bir kaldıralım. Enkaz kalktıktan sonra İbrahim Bey'le de çok daha rahat konuları o zaman konuşacağız, açacağız. Kesinlikle. Bugün konusu değil onlar. Evet. Ama şu anda dediğimiz gibi insanlarımızın acısı, bizlerin acısı var. Kesinlikle. İbrahim Bey, isterseniz Zonguldak kısmına geçelim. Bu bölgede, bizim yaşadığımız bölgede Ereğli, Alaplı, Zonguldak, Çaycuma, Devrek civarında bizim deprem açısından konumumuz neredeyiz şu anda? Hangi konumdayız? İşte birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece deprem kuşakları var. Evet. Biz hangi konumdayız? Olası bir deprem bekleniyor mu bu bölgede? Ya Vedat Bey, şimdi şöyle, biz işte az önce de bahsettik. Kuzey Anadolu fayıyla Doğu Anadolu fayı işte Türkiye'nin en büyük aktif deprem kuşakları. Doğal olarak biz de işte en yakın etkileyecek faylarda, işte en yakınımızda burada Düzce'de, işte daha önceki depremlerde de bizi biliyorsunuz etkiledi. Bolu'da, İzmit'te, Kocaeli'de, Adapazarı'nda, İstanbul'da olan depremlerden etkileniyoruz. Şöyle, biz ikinci derece deprem bölgesiyiz. Deprem bölgeleri haritalarında. Yani hemen hemen aktif faylara da bir 70 kilometre. Yani bizi en çok etkileyebilecek yerlere 70-100 kilometre uzaklıktayız. Zonguldak ama deprem tarihine baktığınızda yani çok büyük depremler var mı tarihimizde ya, bilinen? Ya biz hani faylara, hani belki Ereğli'nin şansı biraz uzağız ama tabii yani Türkiye'nin hiçbir yerinde aslında hani uzağız diye rahat olmamızı gerektirecek, yani etkilenmeyeceğiz diye hiçbir şey yok yani. Yani bugün gördük işte, yarın atıyorum 7.3, 7.4, 7.5'lerde belki ufak tefek hasarlar aldık. Düzce'deki depremde biliyorsunuz da, büyük olan depremde. Evet. Burada da çok hasar gören bina olmuştu. 7.4'te oldu, hani Allah korusun daha büyükleri 7.5, 7.8 gibi böyle bir depremde tabii ki yani bizi de etkileyebilir. O yüzden hani Türkiye'de yaşıyorsak yani hiçbir yerinde biz, bizim şehrimizde olmaz falan, yani bizim şehrimizle de alakalı değil. Ya bugün burada oluruz, yani işte iş icabı İstanbul'da olursun, bir yakınını ziyaret için Bolu'da olursun. Yani Türkiye'nin her yerinin güvenli olması lazım bizim için. Evet. Yani asıl önemli olan şey, hani biz ona şey olarak da bakmıyoruz, yaşadığımız yerler. Ya bu tabii Zonguldak'ta ikinci derece deprem bölgesi, biraz daha bizim hani burada zemin yapımız, kaya, hani çok bozuk zemin olan yerler biraz nispeten az ama tabii hepimizin ilk önce hani oturduğumuz yapıların güvenliğinden emin olmamız gerekiyor. Yani sadece hani şeyle alakalı da değil. Yani biz faya uzağızla alakalı da değil. Mesela şöyle söyleyeyim, hani binamızın oturduğu zemin, yüksekliği, ondan sonra bitişik nizam olup olmayışı, yani bunlar hepsi binaları deprem esnasında etkileyen şeyler yani. Özellikle hani bu depremde de ben o konuya da bir değinmek istiyorum. Evet. Müsaadenizle şey gelmişken. Şimdi bakıyoruz Hatay'da, işte Maraş'ta, Adıyaman'da böyle hep ana arterler yıkılmış, dikkat ettiyseniz. Evet, ana cadde üzerleri. Niye orada bütün binalar hemen hemen hepsi bitişik nizamda. Evet. Bitişik nizam aslında hani hiç tercih ettiğimiz bir şey değil aslında ama ya tabii böyle ana arterler üzerinde de mecburen bütün planlarımız bizim hani bitişik nizamda neredeyse. Şimdi bir de bunlarda bitişik nizamdaki binaların birbirine çekişleme etkisiyle, işte farklı yükseklikte olmasıyla tabii çok etkiliyor binanın
performansını deprem sağlam esnasında. Olmayan bina bu sefer sağlam olana da. Ya sağlam olup olmaması da değil, şimdi bir rezonans etkisi var binalarda yüksekliğiyle, işte zeminin yapısıyla alakalı. Tabii iki tane bina birbirine bitişik olunca birbirlerine işte rezonans etkisini de artırabiliyor. Yani tabii bu tür şeylerde işte yıkımın büyüklüğünde daha da arttırıyor yani. Hı. Hani sanki biz de izlediğimiz zaman şöyle alıyor, sanki sadece şehir merkezlerinden geçmiş evet, gibi. Evet, işte ben o son depremde işte biraz daha dikkat ettim şimdi. Yani ana arterlerimiz işte bizim Erdemir Caddesi'nde düşünün, her taraf bitişik nizam evet. Yani. Orada yıkılan yerler de dikkat ederseniz çoğu böyle bitişik nizamda olan yerler. Yani her şey etkili depremde. İşte binanın yaşları, işte hep diyoruz hani 2000'den önce bu işte kullanılan demirdi, işte deprem yönetmelikleri işte her gün düzenleniyor ama ona göre değildi falan. Ya tabii hepsi etkili ama işte hepimizin yani en önemlisi hani bir Türkiye'nin neresinde olursak olalım bir binamız sağlam mı değil mi onu bir sorgulamamız gerekiyor. Ya gerekirse hani peki çok soru işaretleri. Örneğin ben bir vatandaşım, hı-hı, yarın binamın sağlam olup olmayacağını nasıl kontrol edeceğim? Bununla ilgili özel yetki almış firmalar var. Bunlara müracaat edip işte onlar geliyorlar size, işte zeminle ilgili bir çalışma yapıyorlar. Binadan kolonlarından örnekler alıp binaya bir deprem analizi yapıyorlar. Deprem takibine güç dayanıklı mı değil mi diye. Onunla ilgili bir analiz yapıyorlar. Onunla ilgili bir işte binaları tabii güçlendirebiliriz. Yani hani illa hani yıkıp tekrar yenisini. Tabii imkan meselesi tabii, bir de bu hani şeyle alakalı da değil. Direkt hani bütün böyle güçsüz binaları yıkalım yapalım değil ama özellikle birinci derece deprem bölgelerinde yani faya çok yakın bölgelerde bir an evvel hani bunları yapıp hep sürekli zaten bu şey kanunu aslında kentsel dönüşüm yasası bununla ilgili çıktı. Evet. Hani şey yapalım, bu eski binaları yenileyelim, deprem riskini azaltalım diye çıktı ama biliyorsunuz hep böyle biz bir rant şeyine dönüştü. Gidip biz gece konduları yıktık 5-6 katlı binalar yerine, onların yerine yeni büyük binalar yıktık. Yani çok yavaş ilerliyor, çok uzun süreçler alıyor. Yani tabii bir de bu hani şeyle mevzuattan ziyade insanlarımızla ilgili sorunlar oluyor. Yani hani herkesle anlaşamıyorlar işte bir şekilde yıkım kararı çıkıyor, başka bir tanesi mahkemeye veriyor. Aylarca yıkılmayan İstanbul'da bir sürü örneği var çünkü. Yani belki bundan biraz önce program başında da konuşuyoruz, çabuk unutuyoruz biz. Evet. Belki 2 ay sonra işte bir binada deseniz ya burada deprem riski var, bu bina depremde yıkılma tehlikesi yaşıyor. Ya işte yıkılması lazım. Belki de o vatandaşımız hala o günden sonra da orada oturmaya devam edecek. Ya tabii işte böyle hani yani vatandaşlarda da işte İstanbul'da bu kentsel dönüşümle ilgili hani Türkiye'de daha çok İstanbul'da hani evet, böyle büyük alanları yıkıp dönüştürmek için bir başta bir çalışma başladı ama çoğu da şimdi adamın bir tanesi orada mahkeme açmış. Biliyorsunuz mahkemelerde biraz uzun evet, sürdüğü evet, için bir türlü bitmiyor. Binalar yıkılmış, yapılmamış veya yıkılamamış işte. Bir yani, kişi yüzünden. Tabii işte yani. 50-100 kişi belki daha fazla şey rakamlar o projeyi beklemek durumunda kalıyor. Peki. İbrahim Bey dediğimiz gibi yani bu konuda depremle alakalı alınacak tedbirler konusunda o kadar çok konuşulacak şey var ki. Yani bu işin eğitiminden başlamak koşuluyla yani ilkokul birinci sınıftan belki anaokulundan itibaren hem televizyon kanallarında hem çocuk kanallarında bu işlerin, yani Türkiye biz depremle yaşıyoruz, bu belli artık. Yani son deprem bunu bir kez daha bize hatırlattı. Aslında bunu biliyorduk, unutuyoruz. Bir kez daha hatırlattı. İnşallah bu son olur, bir daha İnşallah. Unutmayız. Bu iş anaokulundan başlayarak üniversite son sınıfa kadar, hatta bu depremle alakalı nasıl bir ders işlenecekse, yani bu dersi bitirmek kesinlikle kalmalı sınıfta, okulu bitirememeli, diplomasını ne bileyim bir takım yaptırımlar uygulanmalı, zoraki de olsa bu eğitimler evet, mutlaka verilmeli ki can kayıpları azalsın, ihmaller azalsın, daha fazla bilinçli olalım kesinlikle, diye düşünüyorum. Kesinlikle Vedat Bey, ben de bu konuda katılıyorum. Yani sadece depremde değil, selde, işte bütün doğal afetlere karşı bir ders konulmalı ilkokuldan hatta kesinlikle, lise sona kadar ki çocuklarımız hani bu bilinçle büyüsün. Çünkü biz sürekli hani bugün burada deprem oluyor, 2 gün sonra Karadeniz'de bir sel felaketi oluyor. Yani
bu tür felaketler bizim ülkemizde sürekli olan şeyler. Özellikle deprem tabii. Deprem tabii daha yıkıcı olduğu için. Dediğiniz gibi bu konuda evet bir eğitimden başlamak gerekiyor. Bu bilinci insanlara yerleştirelim ki hani ileride daha böyle acılar, büyük acılar yaşamayalım diye bir müfredatımıza koymamız gerekiyor. Bir sanırım. De son olarak şu deprem öncesi ne gibi tedbirler alınmalı? Az önce dediniz ya binalar güçlendirilmeli. Evet ama bu binalar nasıl güçlendirilecek? Yani insanlar bu konuda da bilinçsiz. Onlar hakkında bilgi verir misiniz? Deprem öncesi ne gibi tedbirler alabiliriz? Tabii ki ilk önce işte hani dediğim gibi yani deprem öncesinde aslında hani yapabileceğimiz bireysel olarak hani çok fazla bir şey yok yani. Ama bireysel olarak yapacağımız en önemli şey bir kere hani oturduğumuz evden başlayarak güvendi mi evimiz değil mi? İlk önce hani onu bir kendimize bir soralım ilk önce. Ya belki toplumda. Dolaplarımıza varıncaya kadar işte vitrinlerimiz var, kırılıp dökülebilecek. Örneğin deprem çantamız var mı? Ya tabii ki bunları herkes biliyor zaten nelerin oldu ama bunları bir sorgulayalım. Hani deprem anında depremde ev içerisinde örneğin 4 kişiyiz, 5 kişiyiz, 3 çocuk işte. Yani kankocuğum. Tabii nereye hareket edeceğiz? Nereye planımız edeceğiz, olsun evde plan, değil mi? Evet. Yani hepimizin hani depremde neresi bizim için güvenli olur? Hani sarsıntı başladı. Nereye saklanalım? Nerede hani bir yaşam üçgeni oluşturabiliriz kendimize? Hani bir onunla ilgili bir evimizde bir şey yapabiliriz hani. Çocuklarımızı en azından hani bir belki bunun tatbikatını yapın her evde. Tabii o yani bence yapılması gereken şeyler bunlar. En azından hani dediğiniz gibi bir videolayabiliriz düşecek hani bize çocuğumuza zarar verecek şeyleri düşme devrilme tehlikesi olan şeyleri. Bina yıkılmasa bile bu tür kazalardan dolayı ölümler, yaralanmalar maalesef oluyor. Çok oluyor. Yani hani deprem esnasında direkt hani merdivenlere, asansörlere koşan da çok oluyor. İlk önce de balkonlara ya da cam kenarlarına. Tabii ilk önce yıkılanlar da bunlar oluyor yani. Hani bunlarla ilgili tabii ki bir şey yapabiliriz ama ilk önce hani binamız güvenli mi değil mi? Bununla ilgili ne yapabiliriz? İlk önce tabii bunları kentsel dönüşümde güçlendirmeydi. Bu konularla ilgili bir hani kendimizi sorgularsak yapabileceğimiz en önemli şey bu olur. Hani dün de bir programda da dinledim. Yaklaşık hani daire başına da güçlendirme sanırım 300 bin civarında, 200 bin civarında bir rakama mal oluyor falan diye. Yani en azından binamızı hani yıkıp veya satıp başka bir yere geçemiyorsak daha güvenli binaya böyle güçlendirme bir güçlendirme yapılabilir. Yani tabii kentsel dönüşme her zaman ben şey yapıyorum en önemli şeylerden biri. Özellikle hani birinci derecede. Bu aslında Türkiye'nin topyekunluğuna hazırlanması. Bütün Türkiye'nin sorunu. Evet. Depremin merkez üssü olan yerler değil. Dediğiniz gibi Düzce'de deprem oluyor. Biz burada 99'da etkilendik. Ya depremler. Etkilenmesi çocuğumuz Düzce'de üniversitede oluyor. Evet, işte birimizin. Evet, kesinlikle. Hatay'da çalışan oluyor, ne bileyim kim Antep'te. Var şu anda bir sürü bildiğimiz vefat edenler var. Misafir gitmişler oraya, bir iki günlüğüne gitmiş, yakalanmış oldu. Yani o yüzden bütün deprem bölgelerimizde, özellikle de tabii birinci derece deprem bölgelerinde, hani bizim gibi ikinciler belki bir sonraki aşamaya bırakılabilir ama özellikle birinci derece deprem bölgelerinde bir hani bütün yapısı sonunda, özellikle şimdi beklenen İstanbul'da bir an evvel bir gözden geçirilip inşallah bu düzenlemeye kavuşur diye umut ediyoruz. Evet inşallah. Evet biz buradan bir kez daha depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yardımlarla alakalı isterseniz son siz tekrar bir uyarıda bulunun. Evet, uyarıda yapalım. Yardım nereye yapılmalı ve nasıl yapılmalı? Nasıl yapılması gerektiği de gerçekten önemli. Öncelikle sosyal medyadan çok fazla kampanya yürüten var bireysel olarak. Yardımcı olmak isteyen var. Bu yardımları lütfen güvenilir kuruluşlara yapalım. AFAD, Kızılay, Ahbap, Akut gibi güvenilir kuruluşlara yapalım. Eğer aynı yardım yapacaksak yine bu kuruluşların yayınladığı listelere bakarak ne lazımsa bölgede onları alarak ya da nakdi yardımda bulunarak SMS atarak da yardımcı olabiliyoruz. İBAN'ları da var. Zaten sosyal medyayı herkes kullanıyor, ulaşabiliyor. Buralardan nakdi yardım da yapabiliriz ki oradaki depremzedelerin yaralarına merhem olabilelim. Bilinçsiz olarak
hiçbir şekilde deprem bölgelerine gitmeyelim. Biz buradan tekrar uyaralım. Çünkü oradaki trafik yoğunluğu depremzedelerin yardımlara ulaşmasını geciktiriyor. İyi bir şey yapalım derken ortaya kötü sonuçlar çıkıyor. Bu konuda duyarlı olursak çok mutlu oluruz ve depremzedelerin de yararına olur. Yayınımızın sonunda Sayın Efe'ye de katıldığı için teşekkür ediyoruz. Ben de beni misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar ben de bütün halkımıza, bütün Türkiye'ye geçmiş olsun ve başsağlığı diliyorum. Teşekkürler. Evet, aklımız, yüreğimiz, kalbimiz, kulağımız deprem bölgesinde. Hepimiz hala oradan güzel haberler bekliyoruz. Enkazdan altından çıkanlar var. İnşallah güzel haberler almaya devam edeceğiz. Yaralarımızı hep beraber saracağız diyoruz ve herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.